Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Evet, insan evvela nefsini sever. Şimdi toplumdaki huzursuzluğun, toplumdaki bunalımın, insanlardaki manevi buhranların, sıkıntıların altında yatan, kalbi daralmaların altında yatan en büyük sebep, kalpteki muhabbetin suistimal edilmesiymiş. Hani insan yolsuzluk yapar ya, yolsuzluk nedir? Ayberk. Mesela adam bir firmada çalışıyordur. Firmanın malını yolsuzluk yapar. Değil mi? Kendi uhdesine geçirir veya başka yere kullanır. Ve devlette yolsuzluk yapar adam. Devletin malını başka şeylere kullanır. Yolsuzluk demek, yani her şeyi yolunda değil de yolunun dışında kullanmak demek. Mesela bir insan Cenab-ı Hakk'ın verdiği emanetlerde yolsuzluk yaparsa onun iki tane faturası var. Bir dünyada, bir ahirette. Mesela Cenab-ı Hak kalbe sevmek kabiliyeti vermiş mi? Aşk var insanın kalbinde. Çok şiddetli bir sevgi var. Sevdiği uğrunda ölecek kadar şiddetli bir muhabbet duygusu var. Şimdi bu duyguyu yolunda kullanırsa, verildiği yolda kullanırsa onun için dünyayı cennet yapar. Çünkü dünyada cenneti bile istemeyip cennetten daha öte bir lezzeti tadanların hepsinin yolu aşk. Aşkı ilahi. Ama o aşkı, o muhabbeti yolsuzluk yapar da nefsani, değil mi, mecazi muhabbetlere sarf ederse ona da, değil mi, ne yapıyor? O aşk ona dünyayı cehenneme çeviriyor. Adam, değil mi, nasıl öldüreceğini şaşırıyor kendini. Nasıl intihar edeceğini şaşırıyor. Ya. Evet, insan evvela nefsini sever. Sonra akaribini, akrabalarını, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. En yakından en uzağa doğru insanda ne var? Muhabbet var. Bu muhabbetin şiddeti nasılmış? En yakından en uzağa doğru. En yakında en şiddetli. En fazla kendini seviyor. Nefsini seviyor. Nereden belli? Kendisine menfaati olan şeyleri seviyor, olmayanları sevmiyor. Demek ki kendini seviyor. Ha. Sonra akrabalarını, sonra eşini, dostunu derken böyle daire daire insanın muhabbet dairesi var. Şimdi bakın ne diyecek. Şu muhabbet var ya, kalpteki muhabbet, eğer yerli yerinde kullanılsa, inanın size cenneti aratmaz, dünyada cenneti yaşatır. Ama yolsuz kullanıldığı zaman, verildiği maksadın dışında kullanıldığı zaman, suistimal edildiği zaman da dünyayı dar ediyor ya. Diyor ki mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder. %99'u niye? Niye maşukundan şikayet ediyor? Çünkü diyor ki, bunun başında var. Diyor ki Cenab-ı Hak bu kalbi Samet aynası olarak yaratmış. Yani zatına tahsis etmiş. Onun beyti, onun evi. Kainatta, dünyada Beytullah var ya, Kâbetullah. İnsanda da neymiş? Kalpmiş o. Cenab-ı Hak diyor ki ben o kalbi kendim için yarattım. Başkasını görmek istemiyorum o kalpte diyor. Ha, görürsem ne yaparım? Görürsem diyor onu sana zehir ederim diyor. Onu sana azaba, ızdırap ederim diyor. Cenab-ı Hakk'ın elinden gelmez mi? Bir gün Rasim abi şeyde, parkta çalışıyordu. Ondan sonra bir gece bir tanesi gelmiş. Böyle gece de çok zenginler, şunlar bunlar, gençler falan. Oraya böyle hususi geliyorlarmış. Bu onlarla muhabbet ediyor. Bir gece bir tanesi gelmiş.
Diyor ki ya başladı diyor adam masaya oturdu. Ben diyor servislere başladım. O da diyor başını koydu masanın üstüne ağlamaya başladı diyor. Neyse yanına vardım dedim ya bu şekilde servis yapılmaz. Nedir senin derdin? Niye ağlıyorsun dedim diyor. Dedi ki intihar edemedim dedi diyor. Başaramadım. Ya dedim kapıda son model araba. Her türlü lüks hayat. Biliyorum diyor fabrikaları var. Çok zenginler. İntihar edemedim diye ağlıyor. Allah Allah. Niye? Ne zorun var dedim diyor ya. Ya işte ben şöyle yaptım, onun için böyle yaptım. O bana şöyle yaptı, bu bana şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Baktım diyor birisine takılmış. Aynı yerde patinaj yapıp duruyor. Ve ondan intikamımı canıma kıyarak alacağım diyor. Hani onun, ben kendim canıma kıyarsam o da üzülür. Böyle saçma sapan. Neyse böyle şeytan oradan yanaşmış. Denemiş yapamamış. Niye böyle oluyor falan diye. O da oradan beni aradı gece yarısı. Abi dedi ya burada birisi var. Şununla 5 dakika konuş dedi ya. Neyse. Ben dedim konuşalım madem öyle telefonda. Abi dedi niye böyle oluyor dedi. Ben dedi şöyle yaptım onun için böyle yaptım. Her türlü onun peşinde koy. Kalbimi ona tahsis ettim. Şöyle yaptım. Ben başka gül koklamadım bilmem ne falan. Niye böyle oldu falan deyince. Dedim ki kardeşim dedim Cenab-ı Hak seni seviyormuş. Nasıl yani dedi. Sevdiği için mi böyle yapıyor dedi. Ben dedi şu an perişanım dedi. Beni bu hale sevdiği için mi getirdi? Dedim ki bak Cenab-ı Hak seni sevdiği için sen de onun hoşuna gidecek bir şey yapmışsın. Seni başkalarına yar etmiyor. Senin kalbini zatına kendisine tapulamış. O kalbe sen ne kadar başkalarını doldurmak istersen iste Cenab-ı Hak sana yar etmiyor. Belli ki sana Allah talip. Allah sana talip. Böyle deyince ne demek dedi. Dedim ki sen dedim birisini sevsen, onun kalbine başka muhabbetin girmesini ister misin? İstemem. Varsa ne yaparsın? Bozarım aralarını diyor. Belki elinden gelmez, bozamazsın ama Cenab-ı Hakk'ın elinden gelir. Senin kalbine giren değil mi? Yabancı aşkları, yalancı aşkları, muhabbetleri o kalpten söker atar, yoksa sana ızdırap eder. Canına kıyacak hale gelirsin. Demek suistimal var ya, o muhabbetin, o aşkın suistimali daha dünyadayken canından vazgeçecek kadar onu dünyevi bir cehennemin içine sokuyor. Allah Allah. Daha ne arabası, ne evi, ne fabrikası, ne lüksü, ne şatafatı hiçbir şeyi ona fayda vermiyor. Ha. Demek Cenab-ı Hak seviyor. Sevmese ne yapar? Git kiminle olursan ol der. Kalbi çöplük gibi olur, doldurur ve hiçbir zaman da onun kalbine bir ızdırap vermez. Cehenneme doğru yuvarlanır gider. Vazgeçmiştir Allah ondan artık. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın bizden vazgeçmediğine delil şu anda bizim burada olup bu hakikate kulak veriyor olmamız. Ya öyleyse biz de ondan vazgeçmeyeceğiz. Dört elle sarılacağız. Ya Rabbi bizi bırakma diye, bizi mecazi aşkların, değil mi, geçici muhabbetlerin, şeytani sevgilerin eline bırakma. Bizi sen kendi muhabbetinle, muhabbetullah ile, aşkı ilahi ile cezbet, celbet, doldur kalbimizi. Başka sevgilere yer kalmasın diye biz Cenab-ı Hakk'a talip olacağız. Ta ki o da bize talip olsun. Demek şimdi böyle anlatınca çocuk ağlamaya başladı. Ondan sonra abi dedi hemen görüşmemiz lazım dedi. Ondan sonra Emir Sultan'a gittik orada buluştuk falan böyle. Öyle bir oldu ki biraz önce hüngür hüngür ağlayan adam, ağlayan genç gülmeye başladı ya. Şimdi düşünsene, kaybettiğimi daha büyük, kazandığımı daha büyük. Neydi bellisiz birisini kaybetti ama neyi kazandı? Allah'ı kazandı ya. Cenab-ı Hakk'ı kazandı. Cenab-ı Hak onun kalbine girdi. Öyleyse onu fark ettiği anda yüzü gülmeye başladı. Evet insan evvela nefsini sever. Sonra akaribini, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları,
sonra kainatı dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki bakın insan sevdiği her şeyin lezzetiyle keyif alır, acısıyla da ızdırap çeker. Mesela diyelim ne kadar seviyorsa, diyelim dışarıda birisinin bir evladı yere düşse, onda o da bize ızdırap verir ama bizim evladımızsa yere düşen o daha çok acı verir değil mi? Uzaktan yakına doğru. Sevginin şiddeti derecesinde ne olur? Onun lezzetiyle daha çok lezzet alır, acısıyla, ızdırabıyla daha çok acı duyar. Şimdi buna göre düşünün, böyle bir kalp var bizde. Sevdiğimiz her şeyin lezzetiyle keyif alan, acısıyla, ızdırabıyla da acı çeken bir kalp var bizde. Şimdi böyle bir kalp, bu dünyada acı çekmeden, ızdırap çekmeden, hayatı cehenneme çevirmeden nasıl yaşar? Nasıl huzur içinde gider? Şimdi ona geliyor. Diyor ki, halbuki şu her cümerci alemde ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığında her şey değişiyor değil mi? Bak, insan değil mi? Yaşlanıyor, hastalanıyor, ölüyor, başımıza gelmedik iş kalmıyor ya. Öyleyse bak sevdiğimiz her şeyi muhafaza etmek istiyoruz. Onların lezzetiyle lezzet alıyoruz, azabıyla, sıkıntısıyla, acısıyla acı çekiyoruz. Ama bu dünyada hiçbir şey sabit kalmıyor ki. Her an her şey değişiyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela bir anne evladının lezzetiyle lezzet alıyor değil mi? Evladı keyiflendikçe o da lezzet alır mı? Evladı acı çektikçe o da ne yapar? Izdırap duyar değil mi? Başka bir evladı daha var onunla da. Başka bir evladı daha var onunla da. Şimdi ama evlat devamlı lezzet alamaz ki hayattan. Bugün sağlık var yarında. Hastalık var. Bugün hayat var, yarında ölüm var. Bu evladı iyi ama öbür evladı kötü. Değil mi? Falan akrabası, şu bu falan. Bütün ne kadar insanlarla irtibatımız varsa tamamının bizim gönlümüzde yeri var. Ve hepsinin lezzetiyle keyif alıyoruz. Acısıyla da ızdırap çekiyoruz. Hepsinin devamlı lezzetli, sağlıklı, keyifli, hepsinin devamlı en mükemmel bir vaziyette olma ihtimali var mı? O zaman nasıl olacak? Nasıl acısız, ızdırapsız bu kalp bu hayattan lezzet alacak? Şimdi onu söylüyor bak. Diyor ki, bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu her cümerci alemde, rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından bir çare kalbi insan. Bu cümle çok önemli. Çaresiz insan kalbi sevdiği şeylere yapışmış ya. Sevdiğinin başına ne geldiyse aynısı kendi başına gelmiş gibi azap çeker insan. Bak. Hatta annesinin babasının başına bir iş gelecekse onların başına gelmesin de benim başıma gelsin demez mi? Evladının başına bir şey gelecekse onun başına gelmesin de bana gelsin demez mi? O kadar sevdiği her şeyle bak. Arabasını seviyor. Sokakta değil mi? Çizilmesini hayal bile edemiyor. Aman diyor, onu çizeceklerine beni çizsinler. Adam şimdi, birisi anlattı da, adam son model bir tane iPhone almış. Hani genelde garibanlar alıyor ya. Öyle öyle. Zenginlerde hep böyle gariban telefonları var. Adamın şeyi yok hani. Öbürü de şimdi arabayla hava atamadığı için, villayla, şunla, bunla falan böyle onlarla şey yapamadığı için bir tane iPhone almış, son model. Böyle kafede diyor, arka cebine de koymuş. Oturun diyor, çıt diye bir ses gelmiş. Eyvah demiş, inşallah belim kırılmıştır. Adam şimdi ne yapsın? Şimdi öyle malcanın yongasıdır. Şimdi o vaziyette şimdi düşünsene. Adam malının başına bir şey geldi mi? Değil mi? Aynı kendi başına gelmiş gibi ne yapıyor? Acı çekiyor bak. İnsan ruhu, insan kalbi böyle ya. Tamam da bu kalp ne değil mi? Nasıl olacak yani? Hep lezzet, hep keyif. Hiç dünyada sıkıntı çekmeden nasıl devam edecek? Sevdiği her şeyin başına devamlı işler geliyor. Şimdi ne diyor bakın.
Halbuki şu her cümerci alemde, rüzgar deveranında, hiçbir şey kararında kalmadığından bir çare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Şu cümleye dikkat edin. Elleri yapıştığı şeylerle, kalbin elleri varmış. Kalp sevdiği bir şeye hemen yapışıyor böyle. Ama nasıl yapışıyor biliyor musunuz? Adeta onu vücudunun bir parçası yapacak kadar yapışıyor. Hani mesela bir adam bir şeye sağlam yapışırsa onu elinden almanız için çekersiniz, çekersiniz. Öyle ki kolu kopar ama yine eller orada kalır. Böyle yapışıyormuş insan kalbi. Diyor ki elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Şu anda toplumun çektiği en büyük azabın altında yatan sıkıntı bu. Hep herkesin, bak öyle diyor, mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder diyor. Başka bir yerde bir ifade var. Diyor ki, şu divanların çoğunu sıksan elemkârâne bir feryat damlar diyor. Arabesklerin, şarkıların, türkülerin hepsinin içinde ne var? Değil mi? Hep ayrılık var ya. Hep o ayrılığın acısı var. Kalp bağlanmış. Değil mi şimdi? Allah'ı sever gibi kulları sevmiş. Allah'ı seveceği şiddetle kullara yapışmış. Ayrılırken de değil mi ne yapmış? Kolunu, elini koparıp adeta kalbini parçalayarak gitmiş. Ha. Diyor ki elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor. Belki koparıyor. Allah Allah. Daima ızdırap içinde kalır yahut ya intihar edecek o acıya dayanamayıp veyahut gaflet ile sarhoş olur. Ya da kendini bir şeylerle ne yapacak? Ya siyasetle, ya sporla veya içkiyle veya medeniyet fantaziyle veya arkadaş ortamıyla şunla bunla bir şekilde işiyle eşiyle bir şeylerle kendini ne yapacak? Sarhoş edecek. Çünkü kalpteki o parçalanma, kalpteki o yaralanmanın acısını hissetmemek için bir çeşit bir uyuşturucu kullanması lazım. Madem öyledir. Anladık mı? İnsan kalbinin özelliği neymiş? Elleri yapıştığı her şeyin daima elinde olmasını istiyor. Mesela gençliğimiz, saçlarımız, suratımız, değil mi? Sağlığımız. Ama günden güne hepsine yapışmış mıyız? Gitmesini istiyor muyuz? Mümkün mü ya? Bak hep genç kalmak istiyoruz. Hep yakışıklı olmak istiyoruz. Hep sağlıklı olmak istiyoruz. Hep sevilmek istiyoruz. Ama günden güne yapıştığımız her şey elimizden, isteğimiz dışında, vermek istemediğimiz halde koparılıp alınıyor. Allah Allah. Böyle oluyor mu olmuyor mu? Önce gençliğimizi alıyorlar, sonra sağlığımızı alıyorlar, sonra güzelliğimizi alıyorlar, sonra alıyorlar, alıyorlar. En son ne kalıyor biliyor musunuz geriye? Muşmula gibi bir surat, kimsenin itibar etmediği bir sıfat. O en son o kalıyor. Onu da zaten kimse almayınca toprak alıyor. Şimdi nedir bu? Bak dünyada neyimiz varsa tamamı elimizden alınmıyor mu? Adeta şöyle düşünün mesela. Bir yolda gidiyorsunuz. Yolda her tarafta yan kesiciler var, eşkıyalar var. Yol kesiciler var. Biraz sonra biraz giderken ileride çevirdiler, cebinden paranı aldılar. Biraz daha ileri vardın, adam üzerinden elbiseleri aldı. Dımdızlak, donla kaldın. Biraz daha ileri vardın, adam dedi ki senin de alınacak bir şey kalmamış. Kamboçya'da falan olsan organların var. Onlar da değerli. Organları aldı, adam tek tek organları, şunları bunları falan. Şimdi nasıl olur adam perişan olur ya. Aynı hayat yolu imansız bir insan için aynıymış ha. Adam tek dünyayı biliyor ya, tek dünyası var. Ama ne kadar değerleri varsa tamamı gün geçtikçe, şu zaman dediğimiz yolda, hayat yolunda giderken hepsini tek tek alıyorlar.
Fakat bu ağır çekimde olduğu için biz çoğunu hissetmiyoruz. Saçlarımız birden dökülse ertesi gün hüngür hüngür ağlarız değil mi? Ama yavaş yavaş gidiyor. Hep adam bir tane kalmış, bir sağa yatırıyor, bir sola yatırıyor. Değil mi? Var ya öyle 3-5 tane kalmış. En son ya bırak dağınık kalsın. Şimdi öyle öyle. Bu yüzdeki buruşuklar nasıl oluyor? Hala etraftan iltifatla ya abi sen gencecik adamsın falan adamsın. 70'e 80'e gelmiş hala 18'lik delikanlısın gibisin falan şöylesin böylesin falan diye birbirlerine avutuyor insanlar. Yavaş 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 ama ne oldu? Geçmiş bir fotoğrafına bir bakıyor. Onunla yan yana koyduğu zaman neler kaybettiğini bir anda görünce eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet şu güzel an hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Eyvah diyor ama iş işten geçiyor. Öyleyse ne yapacağız? Kalbimiz bütün bunlara yapışmış ve bunlar da elinden tek tek koparılıp alınıyor. Bu acıdan nasıl kurtulacağız? Nasıl yapacağız? Çare ne? Ha, madem öyledir ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri eşyaya, mahlukata, gençliğine, güzelliğine, malına, eşine, dostuna dağıttığın bütün o sevgileri topla, hakiki sahibine ver. Şimdi hakiki sahibi ne demek? Ya ben şimdi nasıl diyelim gençliğimi sevmem ya? Nasıl güzelliğimi sevmem? Öyle ya, nasıl sağlığımı sevmem? Nasıl eşimi, dostumu, anamı, babamı, akrabamı sevmem? Nasıl bütün onlara dağıttığım sevgileri toplayıp da Allah'a vereceğim? Nasıl başarır ki insan bunu? Nasıl yapabiliyor musunuz? Mesela aynada güneş parlıyor, aynayı güzelleştiriyor değil mi? O aynayı seviyoruz mu? Tam yapışıyoruz aynaya. Birisi diyor ki, o güzellik aynaya ait değil. Başını bir kaldırsana. Bir kaldır başını. Bak bir. Aa, bir bakıyor ki güneştenmiş be. O zaman ayna yerine neyi sevmeye başlıyor? Güneşi sevmeye başlıyor. Aynaya yapıştığı zaman ayna kırılınca elinde patladı, ağlamaya başlıyor. Kaybettik diyor. Anamı kaybettik, babamı kaybettik. Gençliğimi kaybettim. Değil mi? Sağlığımı kaybettim. Hep kaybettim diyor. Çünkü ayna ne oldu? Şu bizim şu hayatımız, şu cismimiz ayna. Şimdi bu aynadaki bütün güzellikler şu cismimizde, dünyamızda karşılaştığımız, yaşadığımız bütün güzelliklerin tamamı Şems-i Ezeli dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bizim üzerimizdeki tecellisi değil mi? Öyleyse bizden istenen ne? Başımızı kaldırıp bütün güzelliklerin gerçek sahibini bulup onu sevmek. Nedir? Yaradılanı severim, Yaradan'dan ötürü. Çünkü Yaradılan'da sevilecek ne varsa hepsi Yaradan'dan ya. Biz şimdi Süleymaniye Camisi'ne gittiğimiz zaman caminin taşlarına mı hayret ediyoruz, Sinan'a mı hayret ediyoruz? Hangisine hayret ediyoruz? Taşa hayret edilmez değil mi? Taş taştır. Ama taşın üzerinde Sinan'ın sanatı var. Sinan'ın ruhundaki güzellik taşa bir yansımış Süleymaniye olmuş ya. Ha, öyleyse Süleymaniye'den dolayı Sinan'a hayret edip Sinan'ı sevmek. Öyleyse Sinan'dan dolayı kimi seveceğiz? Sinan mı daha mükemmel bir sanat, Süleymaniye mi? Sinan'a bakınca da Sinan'ın sanatkarını sevmek. Çünkü onda ne kadar güzellik varsa, maharet varsa, ilim varsa tamamı onu Yaradan'dan ona aksetmiş, ona yansımış bir güzellik. Şimdi tevhid buymuş. Tevhid değil mi? Şimdi her şeyden Allah'a intikal edebilmek. Eşyanın, mahlukatın kendine ait hiçbir özelliği, hiçbir güzelliği olmadığını tam anlamak tevhidmiş. Tevhidle bakan bir insan hiçbir zaman dünyada ayrılık acısı çekmez ya. Hiçbir zaman kalbi acımaz, ruhu inlemez. Dünyadaki o kalbi ve ruhi manevi cehennemden kurtulup Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Şimdi bir ara Hüseyin Hoca anlatıyordu. Fikret abi vardı Yozgat'ta. Böyle saçlar dökülmüş.
ders yapıyordu. Dedim ki diyor, abi senin saçlar da gitmiş dedim ya falan. Hani ne oldu sana falan deyince dedi ki ya bana ne kardeşim dedi. Eken biçti dedi diyor. O ekti, o biçti. Tarla onun. Öyle mi? Ne yapıyor? O ekiyor, o biçiyor. Ne yapar? İstediği zaman yine eker. Ama zaten dünya fani. Zaten dünya geçici. Bırak saçları, komple kelleyi dökecek. Öyle ya, kelle dökülecek yakında. Döküldü mü? Daha saç falan lazım değil. Ama ne var? Dünyada bana bu vücudu veren, bu saçları eken, bu güzelliği yaratıp, bu gençliği, sağlığı veren bana ahirette ebedi bir gençlik vaat etmiş. Dünyadaki şu fani gençliği korumak için gösterdiğim gayretin onda birini ahiretteki ebedi gençliği kazanmak için sarf etsem, al sana ebedi bir gençlik. Kazandın gitti. Ya adam değil mi şimdi neler yapıyor ya? Aman yüzüne bir tane sivilce çıkmasın diye ne ilaçlar şunlar sağlığını tehlikeye atıyor. Ama yok diyor ben ne yapamam. Halbuki değil mi suratımıza bakarak bizi beğenenler bakmasın beğenmesin de. Lazım değil. Mal mıyız biz? Değil mi yani? Kalitesine bak. Değil mi şimdi? Nedir bu? Kurbanlık hayvan mıyız biz? Bizi insanlığımıza, kalbimize bakarak beğensin, beğenecek adam. Öyleyse Allah bizim suratımıza değil de sıfatımıza bakıyor. Kalbimize bakıyor, ruhumuza bakıyor. Biz kalbimizde çıkan bir sivilceden, kalbimize düşmüş bir günahın lekesinden rahatsız olmamız lazım ki acaba Allah beni değil mi? Bundan dolayı sevmezse ben ne yaparım diye onun derdiyle, onun çilesiyle, onun azabıyla içimiz kıpırdaması lazım. Madem öyledir, ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Şimdi bak, İnsandaki sonsuz aşkın muhatabı, karşılığı olsa olsa sonsuz güzelliktir. İki sonsuz buluşmadan asla dünyada insana lezzet, rahat, cennet yok. İki sonsuz buluşacak. Sonsuz aşk, sonsuz güzellikle buluşacak. Ha. Sonsuz, değil mi? Arzular, sonsuz kadir, sonsuz kudret sahibiyle buluşacak. Sonsuz fakirlik, sonsuz zenginlikle buluşacak. O da nedir? Seccadedeki buluşma anı var ya, insan Allah'ı tam tanıyabilse var ya, o anda secde kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Bildiğin ruhunu şarj eder, doldurur ya. İki sonsuzun buluşma anıymış. Yoksa sonsuz bir muhabbetle sonlu, fani, geçici, 3 günlük, çürüyen, pörsüyen, değil mi? Bozulan, elinde patlayan şeyleri al, doldur kalbine çöplük gibi. Sonra da ne oldu arkasından? Aynalar kırıldıkça oradaki güzellikler kaybolur ve arkasından ağlamaya başlar. İşte şu andaki toplumun ızdırabının, özellikle gençlikteki değil mi? Perişaniyetin altında yatan en büyük sebep bu. Cenab-ı Hak kalbimize verdiği o sonsuz aşkı ve muhabbeti zatından başkasına sarf etmekten bizi muhafaza etsin inşallah. Amin. Kalbimize zatından başka bir muhabbet sokmasın inşallah. Amin. Seveceğiz, sevmeyecek değiliz. Malımızı seveceğiz, canımızı seveceğiz, sağlığımızı seveceğiz, anamızı, babamızı, eşimizi, dostumuzu hepsini seveceğiz ama onun namına seveceğiz. Nereden belli olur onun namına sevdiğimiz? Onun namına seven onun müsaade ettiği şekilde sever. Onun namına seven onun yasakladığı şekilde, onun rızası olmayan bir şekilde sevemez. Onun rızası olmayan bir şekilde seven ne diyordur biliyor musunuz? Lisan-ı haliyle diyor ki, Ya Rabbi sen şu kenarda dur, ben şimdilik bununlayım. Allah muhafaza. Ne kadar korkunç bir şey ya. Ya sen Allah'ı haşa böyle saf dışı bırakırsın da Allah seni ne yapar? Allah seni onunla mutlu eder mi? Allah da seni onunla perişan eder. Fitil fitil burnundan geçirir. Ama seviyorsa, sevmiyorsa zaten seni onunla mutlu da eder. Dünyalık her türlü lezzet de verir, keyif de verir. Doğru, cehenneme doğru giden yolunda seni son sürat
keyifle, zevkle. Çünkü cehennemin etrafı gül gülistan bahçelermiş. Cennetin etrafı da kandan, irinden deryalar. Çile var, sıkıntı var, terk var, namaz var, ibadet var. Allah için terk değil mi? Bedeller var ödenecek. Cennetin etrafı bunlarla. Cehennemin etrafında ne var? Güle oynaya. Vur patlasın, çal oynasın. Sonra su destisi su yolunda kırılır. Ne destisi olduğumuz kırıldığımız zaman ortaya çıkacak. Hangi yolla kırılacağız? Hangi yolla gideceğiz? Allah muhafaza. Ya şimdi birisi vefat etmişse insan böyle hakikaten birkaç böyle oturduk, ders yaptık falan. Diyordu ki bana işte 45-50 yaşlarında falan vardı, 50-55 yaşlarında. Ya diyordu hocam ben de diyordu emekli olunca zaten biz diyor ne yapacağız mecbur. Ama diyor şimdi gençlik varken diyor çıkaralım şu hayatın tadını be diyor. Zaten ileride tövbe edeceğim diyordu. Aynı bu ifade ben hep derslerde söylüyorum ya ileride tövbe edeceğim diyen adam bugün öldü ya. Bugün değil de dün ölmüş. Şimdi insan düşünüyor Allah Allah ya hani ileride tövbe edecektin. Hiç nasip eder mi Allah sana ya? Sana birisi bir kötülük yapsa veya bir hakaret, bir hata yapsa, ileride özür dileyeceğim senden dese, kabul eder misin? Özür dileyecek adam şimdi özür diler ya. Dalga mı geçiyorsun sen dersin? Öyleyse tövbe edecek adam bugün tövbe eder. Allah pazarlığa gelmez. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin inşallah. Yani yoksa şeytan hiçbir zaman terk ettirmez. Hep ertelettirir. Ertele, ertele, ertele. En son ertelemeden önce senin desteği kırar, işi bitirir Allah. Ya, ne vakit hakiki sahibine verdin kalpteki sevgiyi, aşkı, muhabbeti. Bu kalbi hakiki sahibine tahsis ettin. O vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynası olduğu cihetle ızdırapsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet, kalpteki bu aşk, doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Bak kainata sarf etme demiyor. Doğrudan doğruya sarf etme diyor. Dolaylı yoldan sev. Yaradılanı yaradan için sev. Ondan dolayı sev. Ama bizzat seversen elinde patlar. Ya. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken en elim bir nikmet olur. En lezzetli bir nimet iken en acı, ızdırap verici bir nikmet dediği uğursuz azap aleti olur diyor. Bir cihet kaldı ki en mühimi de odur ki son paragraf. Ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Kendi nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir, zira kemal zatında sevilir. Yahut menfaattir, yahut lezzettir, veyahut hayriyettir. Ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis, birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki senin asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi zıddiyet itibariyle sen onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynadarlık ediyorsun. Şimdi diyelim sen çok zenginsin. Zenginliğini mahalleye göstermek istiyorsun. Şimdi birilerine ikram edeceksin diyelim. Şimdi mahallenin böyle zengin bir adamını güzel giydirsen mesela. O çıkıp dese, o sokakta gezse. Onun üzerindeki elbisede senin zenginliğini görebilir mi insanlar? Ne derler? Ya bu adam zaten böyle giyiniyordu. Belki de kendi giymiştir canım. Her zaman giyinirdi bu böyle. Ama mahallenin en fakir adamını, mahallenin böyle yırtık pırtık giyinen, değil mi? Üzerine elbise giyecek
giyecek elbise bulamayan bir adamını şöyle sağlam giydirsen, değil mi? Şöyle 10 bin liralık bir elbise giydirsen şöyle, bütün mahalleli, onu senin giydirdiğini ne yapar? %100 bilir mi? Senin zenginliğini onun üzerinde net bir şekilde görür mü? Niye? Ya bu adamın bunu giyme ihtimali yok. Olsa olsa o giydirmiştir. Şimdi Cenab-ı Hak da mahlukatın içinde en ihtiyaç sahibi olan insan, en fakir, en aciz, en çaresiz ve saltanat elbisesini yeryüzündeki sultanlığı insana giydirmiş. Şimdi insanın kendisine bakıyorsun, aciz, fakir, çaresiz, gözle görünmeyen bir mikroba mağlup. Ama sultanlar gibi güneşler bizim için dönüyor, yağmurlar bize yağıyor, hayvanlar bizim soframıza çalışıyor, arı balı bize getiriyor, inek sütü bize getiriyor. Bütün mahlukat bize çalışıyor. Sultanlar gibi ağırlanıyoruz bu dünyada. Bu saltanatın bize ait olma ihtimali var mı? Kendi gücümüzle mi güneşi kendimize hizmet ettirdik? Hayvanları soframıza hizmetkar yaptık. Ha, insanı gören ne der? Aynı o fakir, gariban, çulsuz adamın en mükemmel elbiseyi giydiğini görünce bu elbise buna ait olamaz. Öyleyse falan adam giydirmiştir bunu diye. O fakir, çulsuz adam üzerinde falanın zenginliğini gördüğümüz gibi mahlukatın en çulsuzu, en fakiri, en acizi, en çok ihtiyaç sahibi olan insanın üzerinde de Cenab-ı Hakk'ın zenginliği, saltanatı, Cenab-ı Hakk'ın isimleri görünüyor. O yüzden Cenab-ı Hak zıddiyet itibarıyla ayna olsun diye. Niye biz en fakiri seçiyoruz en çok zenginliğimizi göstermek için? Niye? Niye siyah tahtaya beyaz tebeşirle yazıyoruz? Gri tahta falan olsa yok, illa zıt olacak. Çünkü birbirini daha iyi gösterir. Bak Cenab-ı Hak da bizi ne için seçmiş? Kendi esmasını, sıfatlarını bizim üzerimizde göstermek için. En fakir, en aciz, en bütün enler bizde toplanmış. Cenab-ı Hak da en kadir, en gani, en merhametli, en bütün enler de onda. İki en. Öyle ya. Ha, en fakirle en zengin. En acizle en kuvvetli. Öyle ya. Şimdi düşünün mesela. En cahille en alim. Bak bütün esmada zıddiyet var. Ha, bu iki zıt buluştuğu anda işte insana dünya cennet oluyor o zaman. Rabbine başını secdeye koydu mu, oh, şarja takmış gibi oradan akı veriyor. Buldum diyor. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Bulsa da başına bela bulur.